Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz İslam kültür ve uygarlığının belli alanlarından bahsetmek şeklinde olacaktır. Evet. İslam kültür ve uygarlığı deyince öncelikle şöyle bakmanız gerekiyor. Bu kültür ve uygarlığa ne girer? Kültür ve uygarlıktan kastımız nedir? Aslında şunu söylemek lazım. İslam kültür ve uygarlığına Kur'an-ı Kerim'e yani temel kitaba ters olmayan her şey her türlü yenilik girer. Her türlü gelişme dahil edilebilir. Dolayısıyla yeter ki Kur'an'a ve sünnete aykırı olmasın. O zaman İslam kültür ve medeniyeti dairesi içerisinde yer alabilir. Bu bir. Tabii ki fethedilen yerlerin Mesela İran'ı fethettiniz, oranın kültürü var. Horasan'ı fethettiniz, oranın kültürü var. Kafkasyayı fethettiniz, orada Türk kültürü vesaire, vesaire. Onların da katkıları olacak. Dolayısıyla Yunan kültüründen aldığınız bir şeyler olabilir, Bizans kültüründen aldığınız şeyler olabilir, Kuze Kuzey Afrika Berberi kültüründen aldığınız katkılar olabilir. Türk kültürü, İran kültürü, yani sözün özü İslam kültür ve medeniyeti bir sentezdir. Yani bir karışımdır. Ortak bir değerdir. O açıdan yeter ki Kur'an'a ters olmasın. Her şey dahil edilebilir. Tabi zaman zaman biçimsel farklılıklar, üslup farklılıkları, davranış farklılıkları, yöresel değişiklikler öne çıkar mı? Tabii ki çıkar. Her bölgenin özelliği aynı değildir. Arabistan'da görülen bir kültürel değer İran'da, Horasan'da, Kafkasya'da farklı olarak yansıyabilir. E bu normaldir. O bölgenin yapısal özelliği de e, tabii ki dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla e, İslam'da kültür ve medeniyetten bahsederken kalıplaşmış, net, illaki böyle olacak diye bir tavır sergilemek mümkün değildir. Şekilci değildir kalıplara sığmaz, yeniliklere de açıktır. Onu da ifade etmiş olalım İslam kültür ve medeniyeti. Tabii kültür ve medeniyet değerlendirmesi içerisinde mesela bakıyorsunuz devlet yapısı içerisindeki yeniliklere şöyle bir bakalım. Yani Hz. Peygamber döneminden alırsak Hz. Peygamber hem dini liderdi hem devlet başkanıydı hem ordu komutanıydı vesaire. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'de. Hakeza böyleydi. Ama devletin kendi içerisinde gelişmesi gerekiyor. Yani tek kişinin bütün işleri yürütebilme ihtimali çok olası değil. O yüzden Hazreti Ömer'le birlikte bir gelişim başladı. Mesela ne oldu? Divan kuruldu. Divan örgütü. Mesela ordu divanı kuruldu. İşte Beytülmal Divanı kuruldu gibi divanlar öne çıktı. Yani bir işi, belli bir işi bir kişinin, bir kurumun, bir birimin yürütmesi uygulaması öne çıktı. Dolayısıyla bir devlet yapılanması başladı. Artı ülke büyük illere ayrıldı yönetimi kolaylaştırmak için. Ve her ilin başına merkezden valiler atandı ama dikkat nereden valiler atandı merkezden merkeze oturdu önemli ha emevilere geldiğimizde daha önce seçimle yapılan halifelik uygulaması birdenbire saltanata dönüştü bir değişimdir bakın bu değişimin net bir göstergesidir halifelik Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de seçim yoluyla idi. Ama Emevilerden itibaren halifelik saltanata dönüştü, değişim. Ve artı devlet sınırları o kadar genişledi ki artık biraz daha geniş çaplı bir eyalet olgusu, amillikler öne çıktı. Beş büyük eyalet, mesela Horasan Eyaleti ya da Kafkasya eyaleti ya da İfrikiye eyaleti ya da Endülüs gibi. Dolayısıyla beş büyük eyalete ayrılan devlet otoriteyi sağlamaya çalıştı. Ve Abbasiler döneminden itibaren de İran'dan aldıklarını bildiğimiz bir vezirlik teşkilatını öne çıkardılar. Dolayısıyla vezirlik denilen kurum da devlet yönetimine girdi. Demek ki bakın mutlaka ki yavaş yavaş ihtiyaçlar doğrultusunda gelişerek devam eden bir devlet yapısı var. İhtiyaçlar doğrultusunda. Vezirlik bir ihtiyaçtır. Eyalet olgusu bir ihtiyaçtır. Divan olgusu bir ihtiyaçtır. Ve posta da bir ihtiyaçtır. Ya bu kadar geniş bir ülkede iletişim kolay mı? Mümkün değil. O yüzden ne yapıldı? Düzenli bir posta teşkilatı. Berit denilen bir teşkilat kuruldu. Dolayısıyla devlet yapısı içerisinde muazzam bir yenileşme olusu var mı? Tabii ki var. Baktığınızda İslam devletinde özellikle bu bunlar öne çıkıyor. Tabii ki devletin gelirleri de farklılaştı. Sınırlar arttıkça gelirler farklılaşıyor. Ama bunun yanında gelirler içerisinde değerlenme aldığımız önemli olarak öne çıkan dört tane dini verginin de bilinmesi gerekliliği söz konusu. Mesela bakıyorsunuz öşür mutlaka İslam devletlerinde alınan bir vergidir. İslami bir vergidir. Müslüman olanların elde ettiği ürünlerinin onda birini devlete vergi olarak verecekler. Aşar dersiniz, öşür dersiniz fark etmez. Aynı verginin Hristiyan ya da gayrimüslim versiyonu. Gayrimüslim olanlar da ürettikleri ürünün beşte birini devlete verecekler. Müslüman onda birini, gayrimüslim beşte birini. Haraç. Haraç İslami bir vergidir. Adından bir farklı bir anlam çıkarmayın. Ve cizye, e cizyede gayrimüslimler asker alınmaz İslam devletlerinde. Asker alınmadıkları için şöyle bir uygulama yapılır. Onlar korunma noktasında devlet onları koruduğu için bir koruma parası alır. Kimden alır? Kadından alınmaz. Çocuktan alınmaz. Yaşlıdan alınmaz. Sakattan alınmaz. Kimden alır? Erkekten alır. Bu da cizyedir. Askerlik vergisi olarak geçer. Ve zekat. İslam devletlerinde devlet eliyle toplanır ve dağıtılır. Dolayısıyla İslami noktada bu dördünü unutmayacağız. Demek ki aşar veya üşür, haraç, cizye, zekat. Ha bunun dışında bir sürü vergi de var. Ya da gelir var. Mesela ganimet. Savaşa giriyorsun, ganimetin beşte birini hazineye aktarıyorsun. Ya da madenlerden, tuzlalardan, ormanlardan, gümrüklerden elde ettiğin gelirler bağlı devletlerden aldığın gelirler, vergiler. Dolayısıyla bunlar da devletin en önemli gelirler olarak karşımıza. Tabi sınırlar genişledikçe mesela çok sayıda Hristiyan unsur dünyaya katılıkça verginin de artması doğal olarak söz konusudur. Sınırlar genişledikçe vergi hazineye giren para daha da ne yapar? Fazlaşır. Diyeceksiniz ki masraf da artıyor. Doğrudur. Ama vergi de fazlalaşıyor. Tabii şöyle ana hatlarıyla bakıyorum kültür medeniyet bahsine. Sanat da değişti, gelişti, şekillendi. Ve İslam da eğer İslam dini yasaklamamışsa her türlü sanatsal eylem öne çıkar. Yeter ki İslam'ın yasaklamamış olması lazım. Emir ve yasaklarına uygun davranmış olması lazım. Tabi ilk başta mesela İslam'ın ilk dönemlerinde o putperestliğe geri dönülür korkusunun verdiği bir hassasiyetle resim yasaklandı. Heykel yasaklandı. Niye? Acaba tekrar heykel yapınca, resim yapınca o putperestlik dönemine geri dönülebilir mi? İhtimal. O zaman bunu engellemenin yolu resimi ve heykeli men etmektir. Yasaklamaktır. İyi de şimdi resim ve heykel yasaklanınca onun yerini bir başka sanat aldı mı? Aldı tabii ki. Mesela ne aldı? Bakıyorsunuz. Hat. Güzel yazı yazma sanatı. Arabi harflerle. Kaligrafi. Günümüz tabiriyle. Güzel yazı yazma sanatıdır hat sana hat tatlar yapar bu iş. Ve bir tür resim ama resimden farkı boyut yok. Oran orantı, perspektif yok. Minyatür sanatı gelişti ki Osmanlı'da buna nakkaş ismini vereceğiz. Bunun dışında yine taşı işleme sanatı da kullanıldı. Taş oymacılığı, ağaç oymacılığı. Yani ahşap oymacılığı. Kalkmacılık. Tesip. Ne? Kitapları süsleme sanatı. Kitap süsleme sanatına tesip denir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını, kapağını altın tozuyla süsleme sanatıdır. Önemli bir sanat. Ve arabesk. Özellikle tavanları geometrik şekillerle süsleme sanatıdır. Arabesk deyince müzik aklınıza gelmesin. Hayır. Tavan süsleme sanatıdır. Ve Çinicilik. Dolayısıyla illaki resim ve heykel olacak diye bir kayıt yok. Farklı sanatlarda ne yapmıştır? İslam'da öne çıkmıştır. Önemli sanatlar içerisinde bunları da değerlenmeye alırız. Tabi o dönemden gerek Emevi döneminden gerek Abbasi döneminden, gerek Endülüs Emevileri döneminden günümüze kalan ve hala ayakta olan çok çok önemli eserler var. Mesela bakıyorsunuz bu eserler içerisindeki en önemli yapılardan birisi Şam'daki Şam'daki Ümeyye Camii'dir. Emevi Cami, Şam Ümeyye Camii. Çok çok önemli bir eserdir. Ve Abdülmelik tarafından inşa edilen Kudüs'teki Kubbetü Sahra Camii. Çok çok önemli bir cami. Mescid-i Aksa bulunduğu coğrafyada. Ve Abbasilerde saraylar öne çıkar. Süreyya Sarayı, Taç Sarayı. Ve Samerra deyince Samerra'da yapılan Samerra Ulu Camii ve minaresi muazzam. Böyle helozunik şekilde ...aşağıdan yukarı dar alan, ...dışarıdan döne döne çıkılan bir minare. Ve Kayrevan Camii. Endülüs Emevileri döneminden günümüze kalan... ...Kurtuba Camii. Çok çok önemli bir eser olarak karşımıza geliyor. Ve Elhamra Sarayı. Dolayısıyla baktığımızda... ...bunlar da... ...o dönemden günümüze kalan... ...önemli eserler içerisinde değerlenmeye alınır mı? Evet. Peki... Şimdi gelelim bilime, tabi sanattan geçtik, bilimlere de bir bakalım. Mesela e, bakıyorsunuz tarih, peygamberimizin e, yaşamını, savaşlarını incelemeyle başlamıştır. Ve e, sonra bu megaz şeklinde ifade edilir. Mesela tarihin en önemli temsilcileri içerisinde, Taberi vardır, Mesudi vardır, İbn Haldun vardır. Bunlar çok çok önemli ee, tarihçiler var karşımıza geliyor. Bunun dışında coğrafya, yer ve mekan bilimi olarak değerlenmeye alınır. En önemli temsilciler içerisinde kim vardır? Mesudi, İbni Batuta, Seyyah, El İdrisi, Endülüs'te ve Harezmi. Bunlar önemli Coğrafya alanının üstadları olarak karşımıza ne yapıyor geliyor. Mesela felsefeye baktığımızda Yunan felsefesi öne çıkar. O incelenir, o araştırılır. Sonra o felsefe İslam medreselerinde de ne yapılır öne çıkartılır, incelenme e, sonrasında okutulmaya başlamıştır. Ha e, tabii İslami hassasiyette gözetilerek okunmuştur ya da okutulmuştur. Mesela bakıyorsunuz İslam filozoflarının en önemlilerinden birisi Kindi'dir. El Kindi diye geçiyor. Ve İbn Rüşd. E, Aristo'yu Avrupa'ya tanıtan adamdır. İbn Rüşd çok çok önemli bir filozof. Averroes diye ifade edilir. Ve Farabi Aristo'yu tanıtan kişidir. Aristo'ya muallimi evvel denirken Farabi'ye muallimi sani denir. Yani birine birinci öğretmen, Farabi'ye ikinci öğretmen ismi ne yapılır? Verilir. Gerçekten çok çok önemli bir e, filozof olarak karşımıza geliyor. Ve tabii ki ben yani İbn-i Sina'yı buraya alınca diyeceksiniz ki hocam İbn-i Sina e, filozof mu? i̇bn Sina çok güvenli bir kişi tarih yönü var, coğrafya yönü var, astronomi yönü var, matematik yönü var, felsefe yönü var ve tabii ki tıp yönü de var. Çok yönlü bir kişi. Mesela üst üst tarafta Harezmi'yi coğrafyada da gösterdik. Halbuki Harezmi matematik alanında da dehadır. Dolayısıyla e, eskinin alimleri çok yönlüdür. Tek bir alanda kanalize ne yapmazlar? Olmazlar. Mesela bakıyorsunuz tıp. Özellikle tıp konusunda öne çıkan e, kişiler. Mesela kim? Huneyn bin İsak. Razi, Er-Razi. Mesela Er-Razi e, çiçek hastalığı ile kızamık hastalığının birbirinden ayrı olduğunu ortaya koyan kişidir. Ve narkozu bulan kişidir. Yani anestezi bulan kişi olarak değerlenmeye alınır. Ve tabii ki i̇bn Sina i̇bn Sina bir dehadır tıp alanında bir dehadır. Ve özellikle işte eşşifası, el kanun fit tıbı çok çok önemli eserlerdir. Bunlar yıllarca, yüzyıllarca Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu da önemli. Oysa tıp alanı deyince de bunların öne çıkması söz konusu. Astronomi. Tabi burada astronomide özellikle Hint coğrafyası çok etkiliydi astronomiyle. Onun etkisi doğrultusunda gelişen bir astronomi ilmi var. Mesela 9. yüzyıldan itibaren gözlem evleri vesaireler kurulmaya başlandı. İşte bakıyorsunuz Usturla Usturlap denilen aracı yaptığı için bu isimle anılır. Biruni, Ebu Reyhan el Biruni, Ömer Hayyam bir astronomidir, uzmanıdır. İbni Yusuf. Mesela astronomda da çok çok önemli şahıslar var mı var. Matematik ve geometride İslam bilimi e, içerisinde değerlenmeyi alacağımız en önemli şahıslardan birisi ilk dönemdeki e, şahısları söylersem Harezmi, Abdülhamit İbn Türki ilk dönem bunlar. Gerçekten Harezmi sıfırı kullandığı ifade edilen kişi olarak karşımıza geliyor. Sonradan Sabit bin Kurra, e, Tusi, Battani, Osmanlı döneminde Ali Kuşçu, i̇bn Cemşit. Bunlar da matematik ve geometri noktasında önemlidir. Ve kimya deyince de Cabir bir Hayyan, Razi, Biruni, i̇bn Sina. Dikkat edin, farklı alanlarda aynı isimler karşımıza ne yapıyor? Tekrar tekrar çıkıyor. Bu da önemli bir noktalar. Değerlenmiyor. Alınır mı? Alınır diyoruz. Evet. Arkadaşlar genel çerçevede baktığımızda İslam kültür ve medeniyeti noktası bu şekliyle öne çıkıyor idi. Bundan sonraki konumuz Türk İslam tarihi olacak. Yalnız Türk İslam tarihine bu derste geçmeyelim. Türk İslam tarihini bir sonraki dersten itibaren işlemeye başlayalım. Bu dersi burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.